Haberlerimize geçmeden önce sıcak bir gelişme var. Sizler de ekranlarda görüyorsunuz. MHP'den bir açıklama var. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a kesin ihraç için disipline sevk edildi. Daha önceden de neler demişti isterseniz o konuyu bir hatırlayalım. AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bize? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz. Her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı. Her söze başladığında Cumhur İttifakı diyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi hiç yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. MHP milletvekili AKP'yi topa tuttu. O sözler akıllara Cumhur İttifakı çatırdıyor mu sorusunu getirdi. Ey Tarım Bakanı, ey Şenel Yedi Yıldız, bizi niye çağırmadınız? Biz niye yokuz o toplantıda? Bizim ağzımız laf yapmıyor mu? MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı televizyon programında AKP kurmaylarına, özellikle de Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çok sert tepki gösterdi. Gerekçe Ordu'da gerçekleştirilen Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin açılışına MHP'li isimlerin davet edilmemesiydi. Tarım Bakanı bugün Ordu'da. Bolaman Rehabilitasyon Projesi'ni açıklayacak. Bizi davet etmiyorlar Gökhan'cığım. İl başkanımızı çağırmıyorlar. Hayırdır arkadaş, ne yaptık biz size ya? Biz fındık diye gecemizi gündüzümüzde katıyoruz. Biz ordu sevdamız diye yırtınıyoruz. Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? Enginyurt, Bakan Pakdemirli'nin fındık rekoltesiyle ilgili açıklamalarına da tepkiliydi. Ve en acısı ne biliyor musun? Bugün Tarım Bakanı rekolte 665 bin ton diye açıklıyor. Ey Tarım Bakanı, eğer bu bilgiyi sana verenler seni kandırdı diye inanmıyorsan sen art niyetlisin. Bu bilgiyi sana verenler seni kandırdı diyoruz. Hesap sormuyorsan yine art niyetlisin. Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir. Evet, Cemal Enginyurt aslında zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi içinde sivri çıkışlarıyla tanıdığımız bir siyasetçi, Ordu milletvekili. Tabii bu sivri çıkışlarının sonucunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de uyarısını almıştı ve tepki göstermişti. O eleştirilere, o tepkiye rağmen Cemal Enginyurt açıklamalarına devam ediyor. Daha önceden de tabii Ordu'da fındık fiyatları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye tepki göstermişti. Daha sonra da bir açılışta kendisinin davet edilmediği için de yine tepkilerini sıralamıştı. Evet, MHP'den açıklama var. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Son dakikayı siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi diyelim.